Ekonomi dünyası olarak Lü Art Cihangir Galeri'ye konuk oluyoruz. İşletme sahipleri Laçin Emre Bal ve Ümit Alkan bizlere faaliyetlerinden bahsediyor. Değerli izleyenler, İstanbul Beyoğlu'ndaki gezintimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere Lü Art Cihangir Galeri'den sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahipleri Ümit Bey ve Laçin Bey bulunmakta. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sizleri sormadım. İyiyiz bizler de. Öncelikle sizleri çok kısa tanımak istiyorum. Bu işe nasıl başlangıç yaptığımızı sevgili izleyenlerle paylaşalım. Hemen ardından da ne gibi hizmetler veriyoruz kısmını detaylandırarak paylaşmanızı isteyeceğim. Tabii ki. Yani bizim aslında sektöre girişimiz biraz daha çocuk yıllardan itibaren. Çünkü bizdeki bir aile mesleği. 30 yıldır sanat galericiliği alanında amcalarımız, babalarımız vasıtasıyla bir şekilde varız, varlığımızı sürdürüyoruz. Son bir yıldır gibi bir süredir de Lü Art Cihangir bünyesinde ortağımla beraber, aynı zamanda kuzenimdir kendisi, bu işe devam ediyoruz. Yani küçük yaştan itibaren sürekli bir sanatın içinde olma, evinize gittiğiniz zaman bile tablolarla bir geceyi paylaşma, aynı gün aynı evde kalma, sonrasında bir serginin içinde bulunma olaylarından dolayı hep bir bilinç altında aslında işlemiş oluyor bu durum. Lise dönemlerimden beri sektörün içindeyim. Cihangir'de zaten dayımlar burada ikamet ettiği için galeride hep yanlarındaydım. Bu süreçte o dönemki yeni dönem sanatçıları Bahri Genç olsun, Neriman Oyman olsun, başka kim vardı? Saim Dursun, Ali Demir gibi sanatçılarla çalışıyorlardı o dönem. Bu süreçte ben yanlarında olduğum için aslında kopuk değilim, içerisindeyim. Daha sonrasında işte iç mimarlık firmam var, onunla alakalı çalışıyorum. Beraber de şimdi birlikte buraya yeni bir enerji, yeni bir soluk getirmek açısından birlikte bu işleri yürütüyoruz. Çerçeve imalatımız var. Sanatçılara destek oluyoruz. Koleksiyonerlere destek oluyoruz bu konuda. Yani aldıkları eserleri burada imalatını yapıp çerçeve seçtikleri ürünleri kendilerine teslim edebiliyoruz. Sergi düzenliyoruz. Kişisel sergiler, karma sergiler. Daha henüz yapmadık, sadece kişisel sergi yaptık. Karma sergi planımız var. İzmir Sanat Fuarı'nda yer alacağız. Anlaştığımız ressamlar var. Yani şöyle bir durum var. Ben aslında Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümü mezunuyum. Yani tiyatrocuyum. Sanat sektörlerinde şimdi şöyle bir durum vardır. Biraz daha çok fazla dişinizle tırnağınızla kazıyarak bir yerlere gitmeniz gerekir. Acımasız sektörlerdir. Şimdi bizim gibi genç oyunculara tanınmayan fırsatlar olabiliyor ya da bizim erişemediğimiz fırsatlar oluyor. Özellikle İstanbul dışında ikamet eden genç bir oyuncuysanız, sanatçıysanız. Ben buradaki bu fırsat eşitsizliğini biraz daha genç bir galeri sahibi olarak genç ressamlara, yeni mezun sanatçılara bunu tanıyabilme fırsatım varken bunu tanımak istiyorum. Ya galerimiz bünyesinde çok ünlü ressamlarla da çalışıyoruz ama genç ressamlara, potansiyeli olan dinamik ressamlara da neden yer vermeyelim diye düşünüyorum. Koleksiyoner olmak isteyen insanlar takip etsinler. Online müzayedeler var, canlı yayınlar var, Instagram üzerinden canlı yayınlar var, uygulama üzerinden online yapılan müzayedeler var. Burada sürekli takip ederek hem fiyat skalası kafalarında durur hem de aynı zamanda beğendikleri kendi tarzlarının hoşuna, gözüne hoş gelen noktalarda da mesela tercih sebebi oluyor. Bu minvalde aslında kendi yollarını, kendilerinin olması daha doğru. Çünkü birinin yönlendirmesi konusu biraz tartışılır bir konu. Onun için benim tavsiye edeceğim nokta kendilerinin olması daha doğru. Bahsettiğimiz yine o gençlik enerjisi ve işte bir şeyleri, bazı şeylere daha fazla hakim olma noktasında. Şimdi günümüzde sosyal medyanın inkar edemeyeceğimiz muazzam bir gücü var. Bunu kullanmaktan geri durduğunuz müddetçe, bunu kaçırdığınız müddetçe aslında biraz daha geride kalmaya mahkum oluyorsunuz. Şimdi biz buna hakimken bunu neden kullanmayalım? Yaptığımız sergiye işte sağ olsunlar sanatseverlerin çok yoğun bir ilgisi oldu. İlk sergimiz olmasına karşın, yani Lü Art Cihangir ismiyle ilk sergimiz olmasına karşın müthiş bir kalabalıkla karşılaştık. Yani bu kadarını beklemiyorduk desek hani mütevazılık falan filan gibi de değil, gerçekten beklemiyorduk böyle bir kalabalık. Ama gün sonunda baktığınız zaman sanata böyle bir ilginin olması insanı gerçekten mutlu ediyor, o hayret duygusuyla beraber. İnsanlara sanat ulaştırmak istiyoruz. Çünkü sanat galericisi olmak büyük bir sorumluluk. Siz o bahsettiğim duyguları içeren, hisleri, yaşanmışlıkları içeren eseri satarken bu işe hiç bağlantısı olmayan, bir koleksiyoner vasfı taşımayan bir müşteriye bunu sanatla tanıştırma adı altında satmış oluyorsunuz aslında. Yani o yüzden kıymetli ve büyük sorumluluğu omuzlarınızın üstünde hissettiğiniz bir iş haline dönüşmüş oluyor. Çağdaş dönem eserleri daha çok var bünyemizde. Bahri Genç, işte Mustafa Ayaz, Adnan Turani, İranlı ressamlar var, Cavat Gaffari var. Yeni dönemde genç sanatçılarda İbrahim Gündem var. Baktığımızda Bodrumlu ressam Faruk Günayar var. Görsel'de çıkan
Onun haricinde aklıma gelebilen şu anda bunlar. Bayağı birçok isim var. Birçok isim var. Biz Havyar Sokak No 11A'da sevgili sanatseverleri mutlaka galerimizi görmeye, sohbete, çaya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Genç girişimci olarak başarılar diliyorum size ve ekibinize. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.